Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Biz Ömer'le dün pazara gitmiştik. Geçen hafta hamsi almıştım ben, çok sevdi çocuklar. Ben hamsiyi, balığı görmesem hiç aramıyorum. Yiyorum ucundan kenarından ama görmesem aramıyorum. Bu hafta pazara gitmiştik tekrardan. Ömer dedi, anne dedi, hamsi alalım mı dedi. Dedim yiyecekseniz alalım, dün dolaba koyduk. Temizleyemedim. Aslında geçen hafta temizlettirmiştim ben bunu, biraz daha erken gitmiştim. Dün temizletemedik, artık bekleme şeyimiz olmayınca son dedim ben hadi evde temizleyeyim dedim. Hani sizler nasıl pişiriyorsunuz hamsiyi bilmiyorum ama ben şöyle hamsiyi temizleyeceğim. Şöyle benim temizleme usulümü de göstereceğim size. Şöyle şunun içine şey yapayım. Şimdi benim temizleme usulüm şöyle arkadaşlar, şöyle balığı alıyorum, şu şekilde kafasını kopartıyorum, bunu da kedilere götürelim aşağıya, kediler bayıla bayıla yiyor, şu şekilde içini de şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Benim temizleme usulüm de böyle. Herkes farklı farklı, hani kimisi şöyle içini çıkartıyor sanırsam, sadece kafasıyla beraber yiyenler var sanırım, sevenler var. Biz genelde kafasını çok yemiyoruz. Bu da böyle olsun. Kafasını şöyle kedilere. Ya da aslında kafasını da pişirip kedilere pişmiş olarak da verebilirim aslında kafasını. Ama neyse uğraşmayayım. Böyle de yerler. Köyden annemgil oradan bizimkiler kedileri getirdiler. Dediğim gibi bazı videolarımda falan görmüşsünüzdür. Annesini araba çarpmış arkadaşlar. İki tane küçük kedimiz vardı bizim. Köyde çocuklar gidiş geliş seviyorlardı köydeyken. Bir kere getirdiler, 2-3 gün burada kaldılar. 5. katta aşağıya atacaklar. Bir de evde kedi olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çünkü hani hem aşağıya atacaklar diye hem de mutfağa falan girerler falan korkusuyla ben balkona koyuyoruz. Balkonda da aşağıya atacaklar. O yüzden 2-3 günü zor zapt ettik burada. Tekrar köye götürmüştük. Şimdi de getirdiler arkadaşlar. Aşağıda bizim köpek var. Apartmanın köpeği var. Çok büyük. Zeynep 2-3 gün getirdiklerini aşağıya indirmişti. Saldırmaya falan kalkmış kedilere. Yani saldırmak dediğim şöyle. Havlıyor, korkutuyor kedileri. O yüzden köye götürmüşlerdi. Şimdi tekrar getirdiler. Aşağıya koydular şimdi. Bir şey yapmıyor köpek. Yani korkutmak amaçlı. Artık bizimkiler de başının çaresine bakıyorlar artık. Neydi annem isimleri? Mırmırla Pati. Ben pisi pisi diye severim genelde. Birisi tombiş, birisi biraz saftirik, birisi çok uyanık ama. Bir tanesi çok uyanık, gerçekten çok uyanık. Küçükken mangal yapmıştık annem gelini orada. Geziyorlardı orada. Değişik değişik ses çıkarmaya başladı. Dedim herhalde bir yerini kıstırdı, bir yerini acıtıyor falan dedim. Öbürkü de onun arkasından gitmiş oraya. Halbuki et parçası bulmuş oradan. Onun et parçasını yerken kardeşine pati atıyor böyle. Bu daha minnacıktı. O çok uyanıktı. O yani mırmır mıydı annem? İsimlerini karıştırıyorum ben. Mırmır çok uyanıktı. Şimdi aşağıya koyduk işte onları. Bunları yıkamadım, şey yapamadım ya. Çok kanlıydı böyle. Şöyle bir sudan geçirdim. Kameramanlarımız değişti bu arada. Ömer sabah erken kalktı. Anne benim uykum geldi, ayakta zor duruyorum dedi. Ben de erken kalktım. Tripodumu da köyde unutmuşum. Artık bir daha gittiğimde getiririm. Ömrümüzü yiyor. Valla. Tripodum gelene kadar öyle olacak annem biraz. İyi, ya yarın ben giderim. Geçen haftaki hamsi mi diye aldım annem. Geçen haftakinden dedi ama geçen haftaki pullu değildi böyle. Ben çok fazla balığı sevmediğimden balıkların cinsini falan da bilmem. Hamsi mi hamsi. Çocuklar hamsiyi daha çok seviyorlar. Hani öbür diğer balıkları aldığımızda kılçıkları hani daha sert oluyor onların ya. Ağızlarına geldi miydi onu çok fazla şey yapamıyorlar. Biraz emek istiyor o balık. Geçen hafta dediğim gibi hamsi almıştım. Ama sanki o hamsiye benzemiyor annem. Pulları var bunların bazılarının. Ya karışık? Bazıları karışmıştır belki. Bilmiyorum anneciğim. Geçen hafta temizletmiştim, iyi olmuştu. Bu sefer alışverişimi yaptım.
Beklemek de istemedim, o yüzden temizletmedim. Keşke birazcık beklesek iyiymiş. Baban da sevdi geçen hafta balığı. Genelde balık yemez eşim, hani öyle çok sevmez. Güzelmiş balık demişti. Anne. Efendim? Bayağı anası kızmış ona. He? Annesi çok kızmış. Kızmış mı? Herhalde kızar. Yani. Yani telefonu neden oraya koyup geçiyor? Ya hayır, koymamış. Yanına 2 dakika mı koymuş patenleri giymek için? Ne olduğunu anlamadım. 10 kişi falanmış zaten onlar. Geçen gittim, ben gitmediydim. Geçen 7. 5-6 kişiydik bak, geçen. Telefonunu oraya koymuş. Cebim de benim. İşte hemen 2 dakika da. Zaten hep cebimde ki benim. Şimdi bazı arkadaşlarımız hamsiyi belki farklı pişirebilir, temizleme yöntemi dediğim gibi farklı olabilir. Ben hani normal unla da yapıyorum, mısır unuyla da yapıyorum. Geçen hafta mısır unuyla yapmıştım. Vardı elimde. Elimde olmadığı zaman da normal un da kullanıyorum. Bulamak için. Bazıları çok küçükmüş hamsileri. Onları kedilere vereceğim aşağıya. Azıcık pişir onları ya. Hı? Azıcık pişir. Şöyle kafasıyla pişirsem belki bir şey olur ama şimdi azıcık pişir onları. Ya hayır, öyle kafasıyla her şeyle yani azıcık pişir. En son kızarttıktan sonra kendi yağında şöyle bir çevireyim. Öyle diyorum işte, azıcık pişir, öyle çok fazla değil. Şöyle kendi yağında azıcık çevireyim, şöyle öyle tabii pişirgesinler. Yoksa midelerinde şey yapıyor. Nasıl, oynuyorlar mıydı akşamüstü? Ben gitmedim. Böyle mi bakılıyor kediye bak? Evet. Ben gitmedim. Neden böyle mi bakılıyor kedilere? Kedi demek ki sorumluluk ister. Kedi mi? Evet. Herhangi bir canlı. Her bir canlı ya, sorumluluk ister annem. Oraya getirdim, aşağıda ne yerse yesin olmaz. Ömer gitti baktı geldi. Dün de ben gidip bakmadım mı? İşte bugün de bakmadım. Dün de ben gidip baktım. İşte her gün sabah akşam 2-3 defa bakmanız lazım. Babaannem de dişler yok ki. Ona bak. Azıcık bir çorba yapacağım. Kayna çorbası yapacağım. Balık çorbası yapmaya ne dersin? O zamana kadar süt içeyim. Ben de süt içtim. Kendim balık çorbası içeceğim. Yapmaya ne dersin? Balık çorbası mı? Hayır. Balık çorbası içemeyiz biz. Alışık değiliz. Bazı yörelerde, genelde Karadeniz tarafında balığın çorbasını, her şeyini yapıyorlar annem de. Gerçekten mi? Ben atmıştım. Ben zaten normal balığı sevmiyorum. Bir de çorbası olsa... Ben atmıştım kafadan. Her şeyin çorbasını yapıyorlar. Bunukini de yapmışlardır diye düşünmüştüm. Baba, yapmışlar. Acıktı herhalde ama. İşte olmayınca. Ya. Yeah. Pişirsin de ben az bir şey çorba yapayım. Gel gel şey saça yapayım. Bak saça. Maskeyle mi duruyor evin içinde? Şuradan geliyor ağzında maske. Maskeyi çıkarmayı unuttun mu oğlum? Ha. Şey benim çok maske yapıyoruz. Eve geldiğimizde bir de yani hiç fark etmiyor. Evet. Ne kadar terlesem de şey yapsam da çıkarınca bir boşluk hissediyorum. Evet. Neyse ben böyle temizleyeyim arkadaşlar bunu. Pişirirken yine görüşelim. Balığın hepsini yapmayacağım. Çünkü eşim yok. Sadece çocuklara göre yapacağım. Eşime geldiğinde eşime yapacağım. Kayınvalidem de belki ucundan kenarından yer belki. Ona yine tarhana çorbası yapacağım kenarına bu pişerken. Şöyle bir tavalık bir yakayım önce. Tuzunu attım. Mısır unumu da şöyle yapacağım. İnşallah geçen haftaki hamsidendir anneciğim. Şöyle.
Eşim bile çok sevmiyor aslında balığı. Gerçekten geçen hafta o da çok sevdi. Güzelmiş balık dedi. Ama sanki bunun içinde şunlar falan hamsiye benzemiyor anne. Farklı bir balık türü var sanki içinde. Ne hamsi bu, bayağı palamut ya. Bu bayağı kocaman bir balıkmış. Bak şu da ondan. Şu büyükler farklı değil. Bazıları çünkü şey var, ayıklarken pulları var, bazıları farklı bir balık olduğu belli yani. Herhalde yanında tutmuşlar, bakmışlar bu hamsi diye. At gitsin, kimse fark etmez. Bilmiyorum ki anne. Şunu şöyle ortaya koyayım. Şunlar çok küçükmüş. Küçüklerin çoğunu da attım zaten. Kedileri. Evet. Balığımı biraz yağ gezdireceğim. Bu şekilde ocağıma koyacağım. Şöyle. Balığımı ters getireceğim artık. İnşallah kızarmıştır. Bakalım. Evet, kızarmış. Güzel mi şey? Bakalım. Evet. Evet, kızarmış balığımız. Ön tarafı. Şimdi bir de arka tarafı da kızarsın. Azıcık da yağ gezdirmiştim altını. Şöyle ayrıyeten de şuraya çorba koyayım. Tarla çorbası. Biraz daha su koyacağım buna. Çok yapmadım zaten tarhana çorbasını. Anneme göre yaptım. Şöyle balığımız pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu sıcak sıcak, çocuklar sıcak sıcak yerken ben bir tava daha koyacağım. Çünkü soğuyunca da güzel olmuyor balık. Çorba da pişmiş üzere. Neyse arkadaşlar, ben yemeğimizi hazırlayayım. Bu videom da bu kadar olsun arkadaşlar. Benim pişirme usulüm bu şekilde. Herkesin farklı farklı belki pişirme şeyi vardır muhakkak. Bu videom da bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz bir video olmuştur inşallah arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.